Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Ya kusura bakmayın, işi bitirdim. Yoğun çalıştığım bir gün oldu. Çok yorgunum. Saç, sakal, üst, baş dağınık bir vaziyette karşınıza geçtim. Kusura bakmayın. Şimdi teknenin kurulacağı alanı hazırlıyoruz. Şu gördüğünüz kazıkların olduğu hizalara 5-10 kalaslar gelecek. Üzerine de çatıyı kuracağız. Şu uzun kalaslarla da tahtalarla da yan bağlarını atacağız. Üzerine de muşambasını, brandasını gerdiğimizde iş bitmiş olacak. Teknemizi kurabileceğimiz kapalı bir alanımız da olmuş olacak bu bahçede. Şöyle bahçeyi bir genel olarak göstereyim. 5 metreye 13 metreye yaklaşık ölçülerinde bir bahçe burası. İşte bugün bütün gün çalıştım. Şu tahtaları hazırladık. Zaten daha önceden de gürültü için kusura bakmayın. Makinelerde hala iş var. İşte şurada görmüş olduğunuz çatı parçaları vesaire hepsi hazır. Şimdi bugün cuma. İşte size hemen bilgisayarımın başına geçeceğim şimdi. Bu cuma videosunu bugün yetiştirmeye çalışacağım. Biraz geç saatte de olsa. Yarın cumartesi ve pazar, hafta sonu. Pazar akşamı yağmur başlıyor. Yarın ve pazar gündüz yağmur yok. Hava durumu fena değil. Ondan sonra hava bayağı bir bozuyor. Yağmur başlıyor. Pazar akşamına kadar buranın kurulmuş, üstünün örtülmüş olması lazım ki bu ahşap tahtalar, kalaslar ıslanmasın, zarar görmesin. Çünkü bu yapıyı yaptığımız ağaçlar vasıflı ağaç değil, inşaatlık kereste tahta. Durum bu şekilde. Muhtemelen bir sonraki videoyu inşallah büyük bir aksilik olmazsa yaptığımız bu küçük hangarın içinden çekeceğim. Bitmiş halini de haftaya cuma videosunda görmüş olacaksınız. Şimdi çalışma tezgahı hazırladım. Böyle 4 metreye 60 santim eninde 4 metre boyunda bir çalışma tezgahı içeride olacak. Hangarın içinde. Makinelerin olduğu yerde zaten masalar, çalışma masaları var. Tezgahlar var. Onların haricinde. Bir de içeriye bir soba kuracağım. Dolayısıyla çarşamba günü salı gününden haber veririm. Amasra Liman Başkanlığı'na herhalde. Tamam derim, bizim tekneyi kuracağımız yer hazır. Çünkü tekneyi nerede kuracaksın diye bir kontrole, bir görmek istiyorlar. Kontrole gelecekler. Çarşamba günü işte tekneyi kuracağımız yeri göstereceğim onlara. İçeride sobası, çalışma tezgahı vesaire kapalı alanımız var. Belki makinelere vesaireye bakarlar. Bir ayaküstü önümüzdeki süreçle ilgili bir kabataslak planlama da yaparız. Böyle adım adım liman başkanlığında bilgilendirerek, onlar da zaman zaman bizi ziyaret edecekler. İşte her böyle önemli adımda, her etapta onları bilgilendirerek gidecek. Şimdi Kurucaşile'deyiz. Bildiğiniz gibi çevrede pek çok ilçe var. Ve Amasra Liman Başkanlığı'nın sorumluluğunda olan pek çok ilçe, köy, belde var. Kurucaşile'ye çarşamba günlerini ayırmışlar. Yani çarşambadan çarşambaya buraya geliyorlar. Buradaki tekneleri, tersaneleri vesaireyi kontrole. İşte o esnada biz de çarşambadan çarşambaya etap etap kendilerini bilgilendireceğiz. Süreç o şekilde işleyecek. Hadi bakalım, tekneyi kurmaya az kaldı. Teknenin yuvası daha doğrusu doğumhane mi diyelim? Doğumhane desek yanlış olmaz. Teknenin yapılacağı tersane bitmek üzere. Dediğim gibi kısmetse bir sonraki videoyu tersanenin içinden çekme fırsatım olacak. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Salı akşamı canlı yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.